Arkadaşlar öncelikle selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte balık alma serüvenimize devam ediyoruz. Kötü haberlerim var. L-144'lerimin bir tanesi ölmüş. 2-3 tane de yavrularımdan ölmüş. Şimdi ben ilk önce buna para biriktiriyordum. Bu gitti. Sonra buna para biriktirmeye başladım. Bu da bitti. Şimdi buna para biriktirmeye başlamıştım. Bu da gitti. Ben bunları harcadım. İçinde ne kadar var bilmiyorum. Şurada 15 lira var. Bunların içindeki paraları çekeceğim. Alacağım. Şöyle içini bir açalım. Hiç o da olmayabilir. Bir tık. Var. İyi yine. Bunda hiç olmayabilir. Kapağını açayım. Ha, bunda hiç yok. Gördüğünüz gibi. Bir tane 1 lira var sadece. Bunu açacağım. Bunda biraz var. Şimdi şöyle yanını kaldırarak açılan bu kumbara. Bunda da 10-15 lira bir şey var. Bunlardan hariç benim 200 liram var. Okul açtı olarak. Şu 1 lirayı da içine attım. Bunları şöyle iç içe koyayım dursun. Bir şey olmaz. Şimdi bu kadar bir para var ama bu gidiş gelişe bile zaten zor yeter. Burada zaten yok bunlara. Buradan almıştım. Aynen burada kartı falan var. Burada da yok. Şimdi ben bir dakika. Şimdi şu da benim okula açtım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 200 lira. Bu 200 lira şöyle yana koyalım. Şuraya bir sayalım. 10, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 60, 65. 265 lira var toplam. Bu 265'in 15 gidiş 15 geç 30'u gidiyor zaten. 265'ten 15 çıkarırsan da 235 lira kalıyor. Şöyle yol parasını bir ayırayım. 30 lirası yola gidiyor aynen. Şu yol parası. Geri kalan da istediğimizi alabiliriz. 235 lira var burada. Şu bozukları şöyle elime toparlayayım. Komple toparladım. Bunu cebimize koyarız. Bu da yol parası. Tamam şimdi gideceğimiz şeyi falan ayarladık. Bunun da üstünü pantolonla kapattım. Şu kadar param var. ayarladık onu diyelim. Hadi gideceğimiz paramızı falan ayarladık. Hatta o pantolonun cebinde de bir tık para olabilir. Arkadaşlar. Bildiğiniz gibi benim şurada küçük şey avlarım var. Ciklet. Ciklet. Onlar neydi? Portakal mıydı? Yok lan şeydi. Aynen. Portakal gibi bir şeydi onlar. Yok lan portakal değil. Adını unuttum. Boş ver gitsin. Bakın gördüğünüz gibi şurada bir tane balık yüzüyor. Ben onu öldü sanmıştım. Buraya 2 gündür yem atmıyorum. Balık hala yaşıyormuş. Nasıl ölmedi anlamadım. Ne hava var ne bir şey var. Hani balığa helal olsun aziminden dolayı. O balığı gelince yakalayacağım. Bu suda böyle bir cendinlensin. Bunu da gelince temizlerim. Çünkü şu an akşama doğru karardı hava baya. Benim daha yukarı çıkmam falan bir ton işim var. O yüzden ben burayı böylece ne bırakacağım. Komple daptağını. Buradan da bir tane balıklarımız ölmüştü. Söyledim zaten şuraya koydum. O tozumuz öldü. Bunlardan da yavrulardan da biraz öldü. Şimdi ilk önce bir üstümü giyeceğim. Paraları alacağım. Telefonumu alacağım. Telefonu bir tık şarja takacağım. Şu an 61'de video açtım. Şu an bakamıyorum. Videoda dolayı olduğum için. Gideceğiz. Bulursak Yunus yavrularından alacağız. Böyle küçük. O benimkilerle aynı boyutlarda. Onlar tahminim 15-25 lira civarıydı. 10-15 tane 10 tanesi. Onu ben bakacağım işte. Şimdi yolda görüşürüz. Arkadaşlar şu anda dışarıya çıktım. Hava soğuk, yerler ıslak. Acaba bilet yükleyecekler bulabileceğim mi? Yağmur yağıyor bu arada. Bir tık. Ama yapacağım şöyle. Dar bir yol vardı oradan geçtim. Çantamı da aldım. Gözükmedi pek de. Olsun. Size şöyle bir tık yolu göstereyim. Böyle geldim şimdi aşağı döndüm. Buradan otobüse bineceğim. Otobüse bindikten sonra Eminönü'ne şöyle de bayağı geri çektim. Bakalım hangi tür balıklar var. Şemşemi de aldım bu arada. Bak at burnu şemşem. Ben buradan bir aşağı bir 5 dakika yürüyeceğim. Ondan sonra da burada bulamazsam ta yukarıya da 15 dakika 20 dakika falan yürürüm. Oradan yüklerim giderim. İnşallah buradakinden bulurum ya.
Buradakinden bulursam direkt otobüse binerim. Buradakinden bulamazsam metroya bineceğim Haliç deyince. Hadi bak. Arkadaşlar bir kere Eminönü'ne gitmiştim. Otobüs bulamamıştım. 45 dakika 1 saat otobüs bekledim. Ondan sonra yukarıdan metro ile gitmiştim. Orada da Haliç'te indim. Haliç'ten de bayağı duyurmuştum. Şu an otobüslerin kaynağına geldim. Şöyle göstereyim. Bakın otobüslerin kaynağı. Ya şurada bir yerde ya bilet yükleteceğim ya da yukarıda 15 dakika yürüyeceğim. Bakalım. Arkadaşlar bilet yükleyemiyorum. Neden? Çok güzel bir soru. Neden? Adam neye yükleyecek parayı? Bilete. Bilet nerede? Evde. Ya of. Şunun için eve geldim ya. Ta nereden geldim ya. Helal olsun bana ya valla. Şu kart için nereden nereye geldim ya. Kere bakın yüzümdeki. Arkadaşlar aşağı doğru bir tane otobüs geçti. Birazdan otobüs kalkacak. Yani yine bir tur bekleyeceğim ben ya. Boş boşuna. Agam salaklık bende. Hadi buraya geldim boş boşuna. Bari yüklüyor mu diye sor. Niye sormuyorsun reis? Niye sormuyorsun ya? Ta şimdi 15 dakikada yukarı yürüyeceğim. Boşu boşuna neredeyse burada yarım saat kaybettim ya. Şimdi ben yukarıdan aşağı indim. Ben aşağıdan da yukarı gidiyorum ama daha ileri yukarı. Bakalım sonumuz ne olacak? Telefonumda yerde dolmuş 59 59 dakika kayıt alabiliyorum en fazla şu an. Öyle gösteriyor. Üstüne üstü bir de yağmur başladı. Arkadaşlar şu an bayağı bir yakınlaştım. Şöyle yolu göstereyim. Bayağı da bir soğuk hava. Otobüste bile bayağı bir soğuk. Bakalım ne yapacağız. Şurada adam bizi salacak. Ondan sonra köprü altından bir yere gidiyor. Köprü altı nerede lan? Neyse. Bakacağız. İniyoruz şimdi. Herkes inecek. Çünkü son durak. İşi unutmadık içeride. Şöyle başladık. Bir tık yağmur yağıyor. Otobüs o kadar salladı ki şu an midem var ya bir kötü bir kötü. Ya simit ya da bir şey alacağım. Çubuk kreker. Çubuk kreker bulabilirsem çubuk kreker alacağım. Midem acayip bulanıyor şu an. Bir de havada soğuk. Şu an gidiyorum Eminönü'nün boşluğuna bak. Bakın boşluğa bakın. Kimse yok. Yani var da Eminönü böyle mi oluyor? Tıpış tıpış oluyor. Aşağıya bakalım bir de. Aşağı sıcaktır belki bir tık ya da daha soğuk. Şu an ceplerimi kontrol ediyorum. Bir şeyim kayıp mı, eksik mi diye. Bir şeyim eksik gibi durmuyor. Aynen. Gördünüz mü? Şemşeyi döndürelim millet bize mala bak diyecek. Ben şemşeyi kapatayım ya da kapatmayayım. Şöyle yukarı doğru tutayım. Bir daha dışarı çıkacağız zaten. O yüzden kapatmama gerek yok. Şimdi alttan yürüyorum. Az kaldı hadi vardı sonra. İlk defa bu kadar kötü bir havada Eminönü'ne geldim yalnız başıma. Gerçekten hava kötü. Şemsiyeyi birazdan kaldıracağım. Acayip de yoruldum açıkçası. Hem yağmur yağıyor. Hem yoruldum. Hem de o kadar o şeyde yoruldum ki yürüme işinde. Metro inler. Kartı falan kaybettik ya o kadar yokuş çıktım bir de. Ne yapacağım şu? Şöyle gidiyorum. Girdim şeyde. Girdim aynen. Kapattım videoyu şu.
Şemsiye de çantama, Allah şemsiye gidip çantama koyacağım. Arkadaşlar elmas alemimizi buldum. Kates alemimizi bulamadım. Küçük yunus cevapları da 20 lira olmuş. Yani 10 tane alsam 200 lira yapıyor. Bakalım ne yapacağım. Kates alemimizi bulmaya çalışıyorum. Zilçeleri gösteremem, müsaade vermiyorum. Arkadaşlar şu anda çektim balıkları, aldım, evde göstereceğim. Şu an acayip bir rüzgarlı hava var. Yağmurla karışık rüzgarlı hava var. O yüzden eve gitmek zorundayım. Şu an biri çalıntı falan olayda olursa diye telefonu çıkarmayacağım. O yüzden anca otobüste çekerim. Allah'a emanet. Şu an görüşmek üzere, bay bay. Arkadaşlar şu anda eve yeni geldim. Video çok uzun olacağı için ben bunu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İkinci video, yani part 2'de görüşmek üzere. Balıkları falan da part 2'de gösteririm. Görüşmek üzere, bay bay. Part 2'de görüşürüz. Allah'a emanetiniz, kendinize iyi bakın.